bize bu tebligat valilikten rutin olarak geliyor. Diyor ki işte 29 Ekim'de belediyenin yapması gereken işlemler. Biz ilk belediye başkanlığı, yani bu belediyenin ilk yılında bir şeyle karşılaştık, kargaşayla karşılaştık. Tabii biz gelen yazıyı zabıtaya gönderince zabıta bütün iş yerlerini kapattırıyor. Şimdi günümüzde ise iş yeri kapatmak biliyorsunuz ters tepki, yani eylem gibi mütalaa ediliyor. Yani protesto anlamı taşıyor. Bu sefer esnaf diyor ki sen bana niye önemli bir günde, bayramda dükkanımı kapattırıyorsun? Ama yasa diyor ki 29 Ekim'de iş yerleri kapattırılır. Dolayısıyla bazen uygulamayla yasa arasında ciddi çelişki var. İnşallah biri çıkıp da hepimiz hakkında suç duyurusunda bulunmaz. Çünkü hala şapka giyme yasası var. Hepimiz şu anda o yasaya muhalefet ediyoruz. Dolayısıyla bazen güncelliğini kaybeden yasalar var. Uygulamada da bunu yönetmelikle, sonra genelgeyle ve bir takım açıklama izahatlarla, bu da Türkiye'de ciddi manada hukuk kargaşası ortaya veriyor. Herhalde bizdeki kadar kargaşa olan az ülkeler var. Buna rağmen ortak bir doğruya ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bu da yorum hakkında kaynaklı. Yani mesela langırt oynayan var mı içinizde? El kaldırabilir mi mesela langırt oynayan var mı? Langırt oynamak arkadaşlar suç. Oynatmak suç. Langırt 1982'de çıkan bir yasayla langırt ve tilt aleti. Langırt oynatan. Eğer ki burada langırt varsa, basit bir olay anlatayım arkadaşlar. Varsa bir yılla başlıyor cezası. Çok enteresan. Tek başına böyle bir yasa var. Biz de evet. Ve belediye gençlik merkezinde bir langırt alet alıyor. Çok enteresan olduğu için paylaşıyorum. Beraber oynadık. Almış orada gençlik merkezinde langırt. Sonra bizdeki bu abi basınca gazeteye suç duyurusunda bulunuyorlar. Belediye langırt oynatıyor diye. Çok önemli bir şey. Öyle siyasete girince köyde eğer bir ağaçtan elma çaldıysanız çocukluğunuzda mutlaka önünüze getirirler. Öyle siyasete girince görürsünüz ne var diye. Sonra suç duyurusunda bulunuyorlar. İnceleme yapıyor vesaire. Ve müfettiş geliyor gerçekten. Yani birim langırt almış orada oynatmış diye direkt o bölümün başındaki kişiyi sorgulama sistemi şikayet ediliyor, sorgulama sistemi geliyor. Çok enteresan bir fotoğrafı da ben savunma dosyası içine koydum. O da şu, bundan önceki şeyde hapishanede bir fotoğraf çekilmiş. Alay komutanı, bundan 3-4 yıl önce alay komutanı ve başsavcı cezaevinde langırt oynuyor. Olabilir çünkü orada bir yani oynamak kabahat olabilir de oynatmak suç olabilir. Biliyorsunuz bizde kabahatle suç ayrımı var. Hukukta katılıyorum. Garabet kanunları da var. Yani tabii bu ülke demokratikleşirken yani zihin olarak bir kere özgürleşmeyi, farklılığı ayrılık değil renk olarak görmek lazım. Ve daha özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç var arkadaşlar. Ve daha özgürlükçü bir ceza hukuk sistemine ihtiyaç var. Yani düşüncenin, eğer mali suç varsa bedeni ceza olmamalı. Evrensel kurallardan bir hadisedir bu. Mali suç varsa mutlaka mali suç olmalı.